Şimdi hava çok güzel. Evde Türk kahvesi bitmiş. Evin önüne gidelim mi? Ve geldik. Bakmayın saat daha erken. Normalde baya baya kalabalık oluyor burası. Şu an böyle 11.30-12 arası. Daha biraz sakinken yakaladık. Şimdi şu taraftan başlayalım mı? Değil mi? Oradan başlayalım. Ondan sonra öyle bir yürüye yürüye gideriz beraber. Gelin. Siz çok geliyor musunuz evin önüne? Bana videolarda böyle çok soru geliyor işte. Şu nereden, bu nereden? Yok üzerinden hamur açtım, silip atım çok soruluyor. Ondan sonra işte kullandığım kalıplar çok soruluyor. Genelde her şey evin önünden. Şimdi sizi götüreceğim pastacılık yerinden çok online sipariş veriyorum. Yani burada böyle kendime birkaç tane yer belirledim. Gelemesem bile hemen internet üzerinden söylüyorum. Böyle de bir detay. Bu Mısır Çarşısı'nın içine Pandeli diye bir restoran var. Eğer gelmediyseniz mutlaka gelin. Çok tarihi bir restoran. İnanılmaz güzel yemekleri var. Bir tane patlıcanlı böreği var. Müthiş. Üzerine de böyle döner koyuyorlar. Döneri de çok iyi. Bir ara kapanmıştı. Sonra tekrar açıldı. Atatürk'ün de en sevdiği restoranlardan bir tanesiymiş. Buraya gelince mutlaka öğlen yemeğine oraya gitmek lazım. Hamdi var. Hamdi'yi de mutlaka biliyorsunuzdur. Bence Hamdi'nin kebabı da çok iyi. O da böyle İstanbul'un en meşhur restoranlarından bir tanesi. Bir de burada özel bir dönerci varmış ama ona gelmedim. Orayı da çok söylüyorlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar tadımlık mı? Evet abla. Ne peynir bu? Sepet peyniri. Balık ezgi. Şimdi buranın jargonu şu. Esnaf diyor ki alıyormuş gibi yap, kalabalık dursun bari. Ondan sonra alıyormuş gibi yaparken hop alıyorsun zaten. Hoş geldiniz. Bamya'dan tadabilir miyim bir tane? Ya bir tane tadacağım ben ya. Bayılıyorum bamya turşusuna. Dönüşte alalım. Tabii ki de en iyi çikolata Mikao Chocolate. Biliyorsunuz ama buraya gelince Mabel'in dükkanına uğramayı da çok severim. Bir şemsiye çikolata mutlaka Ali'ye alıyorum. Çünkü çok hoşuna gidiyor. Ben de çocukken çok severdim şemsiye çikolatayı. Bir de böyle bakıyorum hani biraz küçüklüğüme gidiyor gibi oluyor. Gelin. Akide şekeri mesela anneannemin en sevdiği şeydi. Bayramlarda mesela ben küçükken hep bunlar servis edilirdi. Çocuk doğum günü varsa ona balon, düdük, aklınıza gelebilecek bin tane şey, lastik. Yani normalde hani çok şehrin içinde bulamayacağınız her şeyi burada fazla fazla alabilirsiniz. Tabii artık plastik pipet kullanmıyoruz. Buğday sapından pipet gönderdiler geçenlerde bana. İnanılmaz hoşuma gitti. Tamamen doğal, çevre dostu. Ondan pipetlere girmeyeceğiz tabii. Plastik bir şey almayacağız ama Ali için belki bir şeyler alabilirim. Yeni yıl yaklaşıyor. Bir sürü kalıp var bu arada burada. Kurabiye kalıbı, kek kalıbı, ondan sonra çikolata kalıbı, şeker hamurunun üzerine iz vermek için kalıplar. Hani istemediğiniz kadar kalıp var. Gerçi bizim çok kurabiye kalıbımız var ofiste. Ondan almayacağım. Ama yıldızlısı, işte gingerbread manlisi, kalplisi, bir sürü şeyler var. Gelmişken bunlardan da alıyorum çünkü işte ofise gelen, eve gelen böyle kek veriyoruz. Ondan sonra bir hediye vermem gerekiyor. Craftlar. Her zaman iş görür. Resmen bu kadar şey içinden torba aldım. Çok güzel. Ve yılbaşı için çok güzel bir hediye olur. Yanına da mesela bir tane Mikao çikolata. Mis. Mis gibi hediye. Çayı çikolatası. Hoş geldiniz. Bunun üzerine sıcak suyu koyuyorsun kaynar. Bu hop diye bırakıyor kendine. Böyle bir de cam bir şeye koyarsan. Yasemin. Teşekkürler çok mersi. Almayalım diyeceksin sen şimdi. Sinir, stres, uyku bozukluğu için çok güzel. Hangisi? Yasemin çayı mı? Evet. Stres başka? Sinir, stres ve uyku bozukluğu. Hepsi için. Var bende evet. Şu anda. Sinir, stres, uyku bozukluğu. Bence alacağım mı? Almayalım artık. Almayalım yeter. Ha? Paramız cebimizde kalsın. Klişe 2. Sıfırsında. Bu sene de kış gelmedi. Gene bir klişe yapalım mı? Merve ile böyle bir olayımız var. Bütün gün boyunca birbirimize klişe cümleler kuruyoruz. Kim daha çok kuracak diye. Bir, bu sene İstanbul'a kış gelmedi.
Aa, ceviz kırıcağı var mı? Var. Var efendim. Ben ceviz kırıcağılıyım. Annem çok güzel ceviz almış da kırıcağımı bulamadım. Ne kadar? Şöyle var 10 lira, böyle var 15 lira. Hangisini istiyorsan? Ne farkı var? Farkı fındık pırı. Haa. Başka rengi var mı onun? Değil, ayağını yorganına göre uzat. O zaman küçüğü al diyorsun, öyle mi? dönerci dedim ama aslında dürümcüydü videoyu açarken bahsetmek istediğim yer. Ben de içemedim ama herkes burayı çok soruyor. Dürümcü Ocakbaşı ve inanılmaz otantik ve tatlı bir yer. Başka baharat. Arka ya, kelebek bıçak var mı diye soruyorlar. Şu an inanamıyorum. Ne yapacağız kelebek bıçağı? Şimdi ben çok daha masumane bir şey söylemek için buradayım. Görünce aklıma geldi. Şöyle bir pirinç hamam mutlaka alın. Bunun ahşapları satılıyor. Ama ahşaplarında bir şey dövmek gerçekten çok zor. İnsan çok zorlanıyor. Ben ofiste mermer kullanıyorum ama esas kendi evimde anneannemden kalan. Ve çok güzel. Gösteririm size. Çok güzel. Çok böyle eski bir pirinç havanım var. Onunla birlikte sos yapmak, bir şey ezmek çok daha keyifli, çok daha kolay oluyor. Ondan yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Uzun süredir bunu söylemek istiyordum çünkü. Herkesin mutfağında pirinç havanı olmalı. Ne var? Çuval. Çuval. Çuval giysen yakışıyor. Klişe 3. Şimdi Yüksel Pastacılığa geldim. Sıkma poşetiyle başlıyorum. Bu sıkma poşetinin böyle şey, kalın olanını almak lazım. Çünkü ince olanları böyle sıktığınız anda patlıyor. Bu da yeni çıkmış. Fiyatı da uygunmuş. Ondan siz de sıkma poşet alırken böyle kalın olmasına dikkat edin. Bunu aldık. Küvüş onu mu, bunu mu alalım? Tamam. Ay, buna çok ihtiyacımız var. Bayağı zorlanıyoruz şey, büyük spatulayla. Ufak spatula ihtiyacımız var. Bunu alalım. Küçük dondurma kaşığı arıyordum ne zamandır. Burada buldum. Şimdi ikisi var. Boy boy var hatta. İkisi üçü. Bunu biri. Birine gerek yok. Biri çok küçük. Şimdi şu dediğimiz malzeme rubber make dediğimiz malzeme. Bunlar hem soğukta hem sıcakta direkt kullanabiliyorsunuz. Altta ocakta yanan bir tencerenin içerisinde direkt bunu kullanabilirsiniz. Tamam. Bunun içerisine hamuru döküyorsunuz. Bunu kapatıp da aygaz üzerinde pişirdiğiniz zaman yarım ceviz yapıyor. Sonra bunları içini kremayla veya nasıl bir dolgu isterseniz doldurup iki kabuğu birbirine yapıştırarak ceviz şeklinde kurabiyeler yapıyorsunuz. İçi dolgu kurabiye, nefis. Böyle tek atımlık, evet. Hakikaten çok pratikmiş. Mesela böyle yine deniz kabuğu var. Rus düğü diye geçenler genelde böyle cupcake üzerinde daha çok tercih edilir. Sıktığınız zaman direkt cupcake'in üstünü çok şeker doldurabiliyorsunuz buradaki gibi. Gerçekten çok bayılıyorum Yüksel Pastacılığa. Sahibi o kadar bilgili ki böyle birçok şey hakkında fikir veriyor, bilgilerini paylaşıyor. Yeni neler çıkmış onu anlatıyor. Ufak bir dükkan ama içinde ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Ondan çok mutluyum aldıklarım için. Konu bambaşka yerlere geldi bu arada içeride. Bir ara çekim yaptığımızı falan unuttum yani, tamamen daldım. Şunu aldım, çok beğendim. Bunun yuvarlak olanları vardı. Karesini internetten sipariş edeceğim. Bir de üçgenini aldım. Bunun şeyini çok seviyorum. Altına yağlı kağıdı seriyorsunuz. Ondan sonra pandispanyanız, kekiniz piştikten sonra direkt yağlı kağıdı çıkartıyorsunuz. İşte tertemiz hazır oluyor. Bu kadar, başka neler aldım. Dondurma kaşıkları çok arıyordum. Ondan sonra şöyle bir kesici. Ondan sonra bunu göstermiştim zaten böyle. Ne haber? Telefon mu? Turumuzun sonuna geldik çünkü benim Ali Yağmay'a okula gitmem gerekiyor. Bundan sonra şöyle düşünüyorum, bir AVM'ye gidelim, böyle biraz farklılık olsun. AVM'de değişik mağazaları gezelim. Eğer özellikle gitmemi istediğiniz bir yer ya da mağazalar varsa bana yazın. İşte biraz böyle sofra alışverişi, işte ev tekstili falan, birlikte onlara bakarız diye düşünüyorum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. İstanbul kazan, ben kepçe. Merve, bu da klişe 4 sana. Görüşürüz. Top sende.
geldi, çocuk kendi oynuyor.